Kamuoyunda yanlış olarak e, anlatılan e, bilgi, kanun hükmünde kararnamelerin, olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesine götürülemeyeceği şeklinde bir algı oluşturuluyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türk ordusunun yapısını felç eden kararnamelerin Anayasa Mahkemesine götürülmesine destek verdi. Bunların da mutlaka Anayasa Mahkemesine götürülmesi gerekir. Düzenlemelerin o halin dışına çıktığını söyleyen Emir, kararnamelerin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. AKP iktidarı son dönemde darbeyi arkasına saklanarak darbeyi önleyeceğim, yok edeceğim, püskürteceğim görüntüsü altında kanun hükmünde kararnameler çıkartması ve o kanun hükmünde kararnamelerinde son derece anayasa aykırı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı birçok nokta içerdiğini hepimiz biliyoruz. Emir'e göre kararnameler Genelkurmay Başkanı'nı yetkisiz bırakıyor. Genelkurmay Başkanı'nı yetkisiz bırakmak, kuvvet komutanlarına emir verebilmek, Giremeyecek noktaya getirmek veya kuvvet komutanlarını e, bakanlara bağlamak şu haliyle e, hem siyaseten sakıncalıdır hem de hukuken yanlıştır. Kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için 110 milletvekilinin imzası gerekiyor. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da kararnameler için imza vereceğini açıklamıştı.